İktidarın hangi politikalarına bağlıyorum? İktidarın savaş politikalarına, işte baskıcı tutumudur. Yani biz zaten Arda çıkmadan önce oradaki savcının tutumundan böyle bir şeyi bekliyorduk. Çünkü savcı yani orada bir sadece soruşturma savcısı değil, aynı zamanda bizi tehdit etti. Yani yolda herhangi bir taş bile yerinden oynarsa sizden bilirim dedi. Ya araç kazası olsa dahi sizden bilirim dedi. Yani yolda iki arabanın çarpışması veya bir arabanın devrilmesinden bizim ne gibi sorumluluğumuz olur? Cenazenin kaçırılması da yani devletin orada daha doğrusu güvenlik güçlerinin aldığı tavır yani bir insanlık suçudur her şeyden önce. Yani düşünecek hiçbir şey yok. Yani anlam verilecek bir durum değil. Yani orada biz dini vecibelerimizi yerine getirmek istedik. Çocuğumun son görevimi yapmama izin verilmedi. Bu da bir insanlık suçudur. Yani bunun dinle bağdaştırılacak hiçbir tarafı yok. Şeye insanlıkla artık yani dini geçtim, insanlıkla bağdaştırılacak tarafı yoktu. Orada kendim de gittim rica ettim. En azından tamam mezar anmasına izin vermiyorsunuz, bari hayrımızı yapmamıza izin verin dedim. Ona da müsaade etmediler. Bir ayrımcılık politikasıdır. Yani bu devletin devamlı dile getirdiği bölücü bölücü dediği, terör dediğini aslında kendi elleriyle bölücülük yapıyorlar.